Arkadaşlar merhabalar videomuza hoş geldiniz. Bugün mosfetlerden bahsedeceğiz. Mosfetler nedir? Nerelerde kullanılır? Çalışma sistemi nasıldır? Devreye nasıl bağlanır? Detaylı olarak anlatacağım. Mosfetler iki ayrılır. Bir N kanal mosfet bir de P kanal mosfet. Bu benim elimdeki N kanal mosfet. RFZ 44N. Bacakları gate, drain source bacaklarıdır. Gate bacana tetik verdiğiniz zaman search drain arasında voltaj geçiş sağlar. Gate bacağına biz nasıl tetik verdiriyoruz? En kanal MOSFET'e artı tetik verdiğiniz zaman search drain arasında eksi voltaj geçiriyorsunuz. Per kanal MOSFET olduğu zaman da gate bacağına eksi tetik veriyorsunuz. Search drain arasından voltaj geçiş sağlıyorsunuz. Şimdi ölçü aletiyle ölçerek ben size MOSFET'in çalışma mantığını daha da iyi anlatayım arkadaşlar. Şimdi ölçü aleti kullanarak MOSFET'lerin çalışma mantığını anlayalım arkadaşlar. Diyot kademesini alıyorsunuz ölçü aletini. Eksi prob ucumu search ucuna bağlıyorum. Artı prob ucumu da drain ucuna bağlıyorum. Ölçü aletinde gördüğünüz gibi sonsuz değer gösteriyor. Benim MOSFET'im en kanal MOSFET olduğu için gate bacana benim artı tetik vermem lazım. Artı tetik verdiğim zaman search drain arasında bana voltaj geçişi sağlayacak. Gate bacağına değdiriyorum bir kere. Source drain ucuna bağladığım zaman tekrar altında görüyorsunuz bu voltaj geçiş sağlıyor. Eksi probuma tekrar değdirdiğim zaman kapım kapanıyor. Artı ucumu gate ucuna tekrar değdirdiğim zaman bu voltaj geçiş sağlanıyor. MOSFET'lerde gate bacağına kapı derler arkadaşlar. kapıyı açma kapama yapıp yap yapıyorsunuz transistörlerden farkı buradaki anlaşılacağı üzere. Transistörlerde gate bacağının karşılığı base bacağıdır. Base bacağını sürekli tetik vermeniz gerekiyor. Ama MOSFET'lerde sürekli tetik vermenize gerek yok. MOSFET'lerin çalışma mantığı bu şekildedir arkadaşlar. N kanal, P kanal farkı nedir? Onu söyleyeyim size. N kanal olduğu zaman Source'train arasından eksi voltaj geçiriyorsunuz. Gate bacağına artı tetik veriyorsunuz. P kanal olduğu zaman ise gate bacağına eksi tetik veriyorsunuz. Source'train arasında voltaj geçişi sağlıyorsunuz. Çalışma mantığı bu şekilde. Biz buradan 12 volt anahtarlama devresi yapacak olursak, düşünecek olursak en kanal MOSFET üzerinden devam edelim. Zaten MOSFET'imiz en kanal. Eksi ucumu ben search ucuna bağladım. Çıkış eksi ucumu da drain ucundan alarak lambama bağladım. Artı ucumu da lambamın artısına direkt bağladım. Ben artımı buraya verdiğim zaman, tetik verdiğim zaman lambam yanacak, sürekli yanacak. Artımı ben direkt vermeyip buraya bir tane direnç bağladığım zaman lambam kısık yanar. Burayı vana gibi de düşünebilirsiniz. Transistörlerde olduğu gibi, bez bacağına bu şekilde o mantığı bu şekilde olduğu için ben neler yapabilirim? Onlardan bahsedelim. Sonra da uygulamalı devre yaparak devam edelim arkadaşlar. Buraya ben potansiyometre bağladığım zaman buradan istediğim gibi kısma yaptığım zaman sörf drain arasından geçecek voltajı belirleyebilirim. Ben sürekli gate bacama e tetik vermeme gerek yoktu. Bir kere tetik verdiğim zaman search drain arasından voltaj geçiş sağlıyordu gate bacağını tetiklediğim zaman. Ben buraya bir tane buton bağlayıp bir tane de buraya buton bağlayıp mosfetimle anahtarlama işlemi yapabilirim. Anahtar olarak kullanabilirim. Açma kapama yaptırabilirim devrelerimde. Şimdi devrelerimize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben devremizi hızlı bir şekilde oluşturdum vakit kaybolmasın diye. 12 volt lambamız. Eksi 12 voltumuz. Artı 12 voltumuz. Artı 12 voltumuz lambamıza direkt bağlı. Eksi 12 voltumuz. Biraz önce bahsettiğim gibi search ucundan giriyor. Drain ucundan çıkıyor. Eksi ucunu siz bunu parantez içerisinde söylüyorum. Eksi ucunu drain ucuna bağlayıp search ucundan çıkış alamazsınız. Yani MOSFET anahtarlama işlemi yapmaz. Kuralı bu şekildedir. En kanallarda search'ten girip drain ucundan çıkacaksınız. Alıcıya bağlayacaksınız. Şimdi benim MOSFET'imin çalışması için bana ne gerekli? Artı voltaj gerekli. Artı voltajımı gate, gate ucuna tetik verdiğim zaman kapım açılacak. Search'ten girip drain ucundan çıkacak. Bunu burada şey olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Diyot konumunda da düşünebilirsiniz. Burayı bir search ile drain arasını diyot olarak düşünün. Voltaj test gitme anahtarlama yap. Şimdi ben anahtarlama yapması için gate ucuna ölçü aletiyle ölçerken göstermiştim. Bir kere tetik verdiğim zaman lambam yanıyor. Ben gate ucumla Search ucumu da kısa devre yaptırdığım zaman kapım kapanıyor, enerjimi kesiyor. Tekrar bir daha yapalım. Lambam yandı, gate ucuna tetik verdim. Lambam söndü. E şimdi ben burada ne işlem yapabilirim? Artımı direkt e, Gate G verdiğim zaman sürekli vermeme de gerek yok. Ben bir kere verdiğim zaman yanıyor. Buton da koyabilirim ben buraya. Butonla açma kapama yapabilirim. İki butonla ayrı ayrı. Lambamın kısıklanmasını istiyorsam araya bir tane direnç atarım zevkime göre. 1 kilo, ohm, 10 kilo, 1 mega, 100 ohm. Mosfet'i anahtar olarak kullanmak için devremiz bitti. Basit bir devre zaten. Yani bizim burada kuralımız neydi? Artucumu ben gate bacağına tetik verdiğim zaman bir kere search dediğin aynı arasında bana geçiş sağladı. Ben ne yaptım? Artucumu aldım. Butonumu üzerinden seri bir şekilde bağlayarak gate bacağına tetik götürdüm. Yani butonuma bir kere bastığım zaman tetik veriyor. Buradan sürekli akım geçişi sağlıyor. Bu transistör olmuş olsaydı gate bacağının karşılığı base bacağıydı ve transistörlerde sürekli beyz bacağına tetik vermeniz gerekiyordu. Ben bir kere bastığım zaman lambam yanacaktı. Butondan elimi çektiğim zaman lambam sönecekti. Yani onu önlemek için ne konulabilirdi? Bir tane kondansatör koyurum. Mikrofon aratı yüksek. Deşarj olana kadar gate bacağını tetikler. Şimdi lambamızı yakalım. Lambamız yanıyor. lambamızı söndürmek için ne yapıyorduk? Search'te geç bacağı arasına birleştiriyorduk. Gate bacağımız kapanıyordu. Aynı şekilde ikisinin arasına anahtarlama yapacak şekilde buton bağlayıp devreyi yaptım. Bu şekilde MOSFET'i anahtar olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mantığı bu şekildedir. Her türlü anahtarlama işlemi olabilir. Kapı zili olur. Kilit sistemi olur. LDR olur vesaire elektronikte sınır yoktur arkadaşlar. Tamamen hayal gücünüzle alakalı ve elektronik malzemelerin ne işe yaradığını bilmenizle alakalıdır.